Başkanı Sayın Muhammed Baltay'la Ankara'da Trabzon günlerinde birlikteyiz. Sayın Başkan girişte sandalye düzeltiyor. Misafirleri var. Misafirleriyle ilgileniyor. Nasıl buldunuz Trabzon günlerini? Valla bugün hava güzel. Ortam da güzel. İki yılın ardından sonra, pandemiden sonra bir özlem olduğu gözüküyor. Bugün açılış günü olmasına rağmen vatandaşın ilgisi var. Bu hafta sonuyla beraber daha da çok olacağını düşünüyorum. Çok da güzel bir hava var Ankara'da. Her zaman Şubat ayında yapıyorduk. Son dönemde bir daha sonra yapmıştık. Genelde soğuk oluyordu. Bu çünkü çok güzel bir hava var. Onun da etkisi var. Ortam da gerçekten çok rahatlatıcı. Geçmişte daha kapalı mekanlarda biraz zor yaşanıyordu. Güzel bir ortam var. Bütün Trabzon olarak buradayız. Buraya da bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Güzel bir ortam. Bize bu etkinlikte? Ya biz şöyle aslında bize burada bir kaynaşma, hemşehrilerle birlikte bir kaynaşma oluyor. Memleketine gelemeyen insanlar gelip burada hasret gideriyorlar. Biz onlara kendimizi hatırlatma, onlar bizden hasret giderme ve diğer illerden olan vatandaşlara da kendimizi tanıtma fırsatı buluyoruz. Ben bunu çok net gördüm. Daha önce bir anı defteri açtık burada. Birçok insan anı defterine eğer bir daha dünyaya gelsem Trabzonlu olmak isterdim diye çok yazanı gördüm. Bu çok önemli. Hayır, Trabzonlu değil. Bunlar başka şehirden olup o anı defterine Trabzon'u çok sevdiğini, bir daha dünyaya gelse Trabzonlu olmak istediğini. Trabzon'da yaşayıp üstüne ayrılanlar mı? Hayır, hiç Trabzon'la bağ olmuyor. Tanımadan başka bir ilden. Tabii, evet, aynen öyle. Ya onu burada yaşıyor. Bu çok önemli. İşte o ruh burada tekrar canlanıyor. Onu yaşatıyorsunuz, hatırlatıyorsunuz insanlara. Hatırlatmanızın şeyler zamanla unutulur. Biz de onu canlı tutmuş oluyoruz bu şekilde. Güzel bir olay, bir kültürel etkileşim bu. Bu sadece yani. Trabzonluları burada buluşturmuyoruz. Aslında Türkiye'nin her tarafındaki insanlarımızı Trabzon'la buluşturuyoruz. Öyle bir de önemi var. Ben o yanımdan önemsiyorum bunu. Dolayısıyla insanların ilgisini çekiyor. Bir sürü birçok belediyelerimiz hem kendi değerlerini tanıtıyor, turizm değerlerimiz tanıtılıyor. Bu bir tanıtım aynı zamanda, kültürel etkileşimin yanında. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.